çalışmalar devam ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Arkadaşlar yalanı 40 kere söylersen 40. karşındaki insan şöyle düşünmeye başlıyor. Galiba doğru diyor. İçişleri Bakanı hiç yüzü kızarmadan yalan söyleyebilen birisi. 40 kere söyler mi? Söyler. Hiç yüzü kızarır mı? Hiç yüzü kızarmaz. Milletin gözünün içine baka baka gerçekten bunu yapar mı? Yapar. Bakın. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu'nda 31 Ekim 2019 tarihinde gelen ceza ve tevkif evleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Varol, komisyon üyemiz milletvekilimiz Ali Haydar Hakverdi'nin sorusu üzerine çıplak arama vardır. Ne zaman nasıl yapıldığını komisyon üyelerine de tek tek anlatmıştır. 3 gün önce çıplak arama yapıldığına dair kamuoyuna yazılı açıklama yapıldı ve genel müdür yardımcısı çıplak aramanın bazen üst giyinik alt çıplakken, bazen alt giyinik üst çıplakken, bazen de rutin bir şekilde bütün cezaevlerinde bu çıplak aramanın yapıldığını söylüyor. Bunu kim söylüyor? Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdür Yardımcısı söylüyor. Bunu kim söylüyor? Devletin bir görevlisi söylüyor. Şimdi Elazığ Cezaevi İnfaz Kurumları inceleme raporu. Diyor ki burada altını çizmişim. Çıplak arama yapıldı, onuruma dokuldu, haysiyetimle oynandı deniliyor. Diyarbakır Cezaevi İnfaz Kurumları İnceleme Raporu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu. Bunu girin bilgisayara çıkartırsınız. Diyor ki Diyarbakır'da mahkumlar çıplak bir şekilde arandılar ve onur kırıcı davranışlarda bulundular diyor. Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu İnceleme Raporu. Burada da aynı şekilde biz kuruma ilk geldiğimizde çıplak arama yapıldı ve taciz edildik deniliyor. Yani bu çıplak arama artık bir tacize dönüşüyorsa, çıplak arama artık bir kontrolün ötesinde mahkumun haysiyeti ve onurunu zedeleyecek bir noktaya getiriliyorsa, buna karşı hepimizin durması gerekir. Bunu söyleyenler namussuzdur, şerefsizdir diyor İçişleri Bakanı, kanıtlayamazlarsa. Devletin makamının, otoritesinin sözüyle kanıtlıyorum. Şimdi namussuz ve şerefsiz sözünü sana iade ediyorum. Kabadayı ağzıyla konuşmakla olmaz. Devlet adamı olmayı öğrenmek gerekir. Bir gün bu millet devlet adamı olamadığınız için gereğini size oy sandığında söyleyecek. Ama eskiden çocuklarımızı biz uluslararası ilişkiyi okuturken, siyaset okuturken devlet adamlığı ve diplomasiyi öğretirdik. İçişleri Bakanı devlet bakanlığı devlet adamı gibi konuşmuyor. Mafya ağzıyla konuşuyor. Mafya ağzıyla konuşursan sana mafya ağzıyla cevap verirler. Ama şunu açık ve net biçimde söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı sana verilen tetikçilik görevini mafya ağzıyla sürdürmenin devlete maliyeti vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına maliyeti vardır. İçişleri Bakanlığı'nın geleceğine maliyeti vardır. O makamlar yıpratılmaması gereken, senin gibi kişileri tarafından zedelenmemesi gereken makamlardır. Çünkü onlar 100 yılda kurulmuş, tesis edilmiş makamlardır. Hak etmediğiniz makamlarda saraydaki kişinin iki dudağı ağzıyla orada oturtuluyorsunuz. Bir gün milletin bakanları geldiğinde, milletin meclisi oluştuğunda tekrar ve parlamenter sistem, adalet, hukuk çerçevesi, yasama çerçevesi içerisinde tekrar güçler ayrılığını tesis ettiğinde bunların hepsinin hesabı sorulacaktır. Başka? Merkez Bankası faiz oranlarını 2 puan arttırdı. Hani günahta?
başka çareleri yok. Faiz arttırmaktan başka çareleri yok. Borçlanmaktan başka çareleri yok. Neden mi? Nedeni çok açık. Merkez Bankası ancak dövizi böyle tutabiliyor. Bunun tutmasının başka bir yolu var. Üretmek. Arkadaşlar, 2023 tarihinden 15 yıl sonrasına kadar, 15 yıl içerisinde Cumhuriyet kurulduktan sonra 33 fabrika kurmuş devlet. 33 fabrika. Üretmek, üretmek. Ürettiğin malı sadece kendi ülkende değil, dünyaya satmak. Bunu yapmazsan evde okuttuğun çocuğun aç kalır. Üniversite mezunu çocuğunu sokacak iş bulamazsın. Bunu yapmazsan, ürettiğin malı satamazsan ülken zenginleşmez, fakirleşir. Bunu yapmazsan fabrika açmayıp sadece yol, köprü, havaalanı yaparsan diğer ülkelerin yaptığı mallar senin borçlanarak yaptığın yolun üstünden geçip bu millete misliyle satılır ve bu ülke fakirleşir. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bunlar diyorlar ya, bunlar işte biz faiz haramdır. Faiz haramsa neden bizi faize mahkum ediyorsun? Hani insanlara karşı sorumluydun? Hani gereğini yapacaktın? Neden yapmıyorsun? Yapamazlar. Çünkü Türkiye'yi yönetemiyorlar. Ekonomiyi yönetemiyorlar. Hazineyi damat boşalttı. Damattan haber var mı damattan? Damattan bir haber duyan var mı? Yok. Neden yok? Neden kimse sesini çıkartmıyor? Ya bu ülkeye geliyorsun, Maliye Bakanı oluyorsun, Hazine Bakanı oluyorsun. Peki ondan sonra bu çok önemlidir, bu çok önemlidir, refah içerisindeyiz diyorsun. Ondan sonra birden çekip gidiyorsun. Sonra senin yaptığın her şeyin yükü milletin omuzuna kalıyor ama sen ortada yoksun. Peki Cumhurbaşkanı bunun siyasi sorumluluğunu alıyor mu? Hayır, almıyor. Peki damat giderken ne diyor? At izi it izine karıştı, Allah sonumuzu hayır eylesin diyor. E bunu Cumhuriyet Halk Partisi söyleyince niye suç oluyor? Cumhuriyet Halk Partisi bu iş kötüye gidiyor deyince o bakanı çıkartıp konuşturanlar bugün bunun hesabını vermek zorunda değiller mi? Bugünkü ekonomik sorunu damat kayınpeder ilişkisi sağlamadı mı? O zaman yapılması gereken bir şey var. Türkiye yalanlara inanmayacak. Yalan söyleyenleri mahkum edecek. Türkiye yalan söyleyenleri sandıkta cezalandıracak. Teşekkür ederim.